Her buluttan şimdi çıkmaz muhtemelen bakarız. Kışın olmuyor mesela. Önce bulutta elektrik yüklü olacak, elektrik yüklü olacak böyle işte. Bunun için de ne gerekiyor şimdi? Bulut, nereden elektrik bulsun şimdi orada? Nereden bulsun elektrik muhtemelen? Nereden alacak bunu böylece? Mevlamız o buluttan şimdi çaktıracaksa Mevlamız ne oluyor? Bulutta su zerreleri oluyor. Su zerrecikleri. İçinde kristal buzlar küçücük, bir de toz. Tozlar vardır böyle. Bu tozdan bir kısmı dünyadan yukarı çıkar, bir kısmı da gök taşı altına çarpınca toz haline geliyor bazen. Bu toz aslında berekettir. Yani su buharı onun zaten yoğunlaşır. Şimdi bakın muhteremler, bulutta su zerreleri var. Tozları var, kristal buz parçaları var bunda. Meğer ona bir rüzgar gönderiyor. Rüzgar buna gelince rüzgarında bir sürtürme oluyor şimdi bak. Bir sürtürme oluyor böylece. Yani buz parçalarında tozlara rüzgar geliyor, sürtürme oluyor. Sürtünmeyle orada elektrik medene geliyor. Sürtünmeyle. Elektrik medene geliyor. Yeterli mi? Yine yeterli değil muhtemelen. Ne gerekiyor şimdi olması için? Bir de bunun karşısında yine başka bulut gerekiyor. Onda elektrik olacak ama elektrik yükleri farklı olacak. Bu da negatif, onda pozitif olacak. Artı eksi olacak mı da başında? Çünkü ikisi de negatif olsun, birbirini iterler. Çekmez birbirine böyle şey. Biri negatif pozitif oldu mu, bir çekerler bunlar şimdi böyle. Bu bulutun karşısında, aynı karşısında, diğer bulutta da pozitif elektrik olacak bunda. Ondan sonra bir ısı farkı gerekiyor bunda. Bir ısı olacak bunda. Hatta 100 milyon voltluk bir gerilim gerekiyor buna muhtemelen bak. 100 milyon voltluk bir gerilim oluşacak böylece. Hatta fark etmişsinizdir. Ne zaman hava bulutlandı mı bir gerilim olur muhtemelen bak. Elektrik akımından beri. Böylece. O anda bu da oluştuktan sonra ne olur işte? Bir anda merkezde biriken negatif burada elektrik yükü bir anda birdenbire karşıya pozitif karşı akım merkeze hücum eder. Ne oluyor o anda? Kısa devre oluyor. Kısa devre oluyor böylece. Şimdi ev cereyanında bilin iki tel alındı. Dokunduğu anda çıkıyor atıyor. Bir patlım onu çıkıyor atıyor atıyor çıkıyor atıyor. Ev cereyanı. 220 voltluk bir şey. Ya sanayi cereyanında bu kısa devre olsun daha büyük felaket alınır. Daha büyük voltaj olsun daha büyük olur. İşte bütün meseledir kısa devre oluşmuyorlar. Negatif yüklü elektrik ne yapıyor? Hızla pozitif yüklü hücum ederken birbirine çarpıyorlar. Kısa devre oluyor böylece. İşte burada ne oluyor? Şimşek meydana geliyor muhteremler. Yıldırım nasıl oluyor? Yıldırım şöyle oluyor muhteremler. Şimdi bir bulutta negatif yüklü elektrik var bulutta. Her imkanı oluştu. Ama karşısında başka bulut yok. Bir defa bunu yer. Yerde eksi vardır devamlı. Yükü vardır. Yer bunu çekerse o zaman yıldırım olmuş. Yıldırım yere gelmiş olur bu şekilde böylece.